Merhaba sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanan ve az önce sona eren mücadelede Kocaeli Spor kendi sahasında ağırlamış olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik bir sonuçta mağlup ederek an itibariyle tekrar puanını 22'ye yükseltti ve an itibariyle tekrardan liderlik koltuğuna yükselmiş olduğu maç fazlasıyla tabii ki yarın oynayacak Erzurum Spor Futbol Kulübü Ahmet Spor maçının durumuna göre haftayı lider tamamlama ihtimali de var. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğen tuşuna basarsanız da memnun olurum. Bu galibiyetle dediğim gibi Kocaeli Spor puanını 22'ye yükseltirken deplasman takım Fatih Karagümrük ise 18 puanda kaldı. İlk 11'lerle başladım. Bugünkü maça Kocaeli Spor kalede Gökhan Değirmenci ile başlarken dörtlü defansın merkezinde Apin'den Goy ile birlikte Tarkan Serbest vardı. Beklerde ise sağ bekte Ahmet Oğuz, sol bekte Muharrem Ciran vardı. Ön libero pozisyonunda Vukovic, 8 numarada Cihat Çelik, 10 numarada Pedrinho. Kanatlarda ise sol tarafta Ryan Mendes, sağ tarafta Barış Alıcı, en uçta Oğulcan Çağlayan 11 ile sahaya çıkmıştı Kocaeli Spor. Konuk Fatih Karagümrük'te ise kalede bugün Emre Bilgin vardı. Dörtlü defansın merkezinde oynayan futbolcular ise Jilo Boji ile birlikte orada Yiğit Efe vardı. Beklerde sağ bekte oynayan futbolcu bugün Atakan Çankaya, sol bekte ise oynayan futbolcu Çağatay Kurukalıp'tı. Ön libero pozisyonunda yani şöyle söyleyeyim, Fatih Karagümrük 4-2-3-1 oynamıyor, 4-1-4-1 oynuyor. Tek ön libero olarak Tresor Doh varken onun önünde dörtlü oyun sette çift 10 numarada Gökten Gürbüz ile birlikte orada Johnson vardı. Sol tarafta Doğa'dan, sağ tarafta ise oynayan futbolcu bugün Fatih Karagümrük'te Camacho'ydu. En uçta ise Wesley Moraes 11 ile sahaya çıkmıştı Fatih Karagümrük'te. Şimdi şöyle değerlendireceğim maçı. Son dakikalarda aslında hani golü attı. 90+2'de Ryan Mendes'in attığı golle maçı kazandı Kocaeli Spor ama hani Fatih Karagümrük bugün sahada puan almayı hak edecek bir oyun oynadı mı dersiniz? Evet, bence oynadı. Yani hani bugün sahadan Fatih Karagümrük berabere de bitseydi maç, bir puan alsaydı da hani çok Karagümrük oyun olarak bir puanı hak ettiğini söyleyebilirim. Maç içerisinde çok gitgelli bir maç oldu. Yani baktığımız zaman maçtaki tüm net pozisyonları belki yani birkaç tane net pozisyonu var Fatih Karagümrük'ün ama hani oyunu zaman zaman Fatih Karagümrük ele aldı. Hatta maçı etkili başlayan taraf Fatih Karagümrük'tü. İlk 20 dakikada Fatih Karagümrük etkili başladı. Sonrasında Kocaeli Spor oyunu 20 ile 40. dakikalarda ele aldı. Ama ilk yarının sonlarında yine bir Karagümrük oyunu tekrardan ele aldı. Buradaki temel faktör neydi? Şöyle oldu aslında. Kanat oyuncuları biraz daha çok etkindi bugün. Her iki takımda da. Maçın ilk 20 dakikasında Camacho çok öne çıktı. Camacho ileri çıktığında ona yine arkadan destek veren bek oyuncusu, o noktada sağ bekte oynayan futbolcu bugün Fatih Karagümrük'te çok fazla ileri çıkışlarla Camacho ile birlikte orada iyi bir uyum yakaladı. Yine sol tarafta da Çağatay Kurukalıp'la onun önünde oynayan Doğedan da çok fazla o noktada etkili oldular. Kocaeli Spor'un ilk 20 dakikada hücum oyuncuları Barış Alıcı ve Ryan Mendes beklerini kovalamadıkları için bu noktada biraz problem yaşadılar. 20. dakikadan sonra kenardan bir uyarı geldi yanılmıyorsam. Bu kez bekleri de kovaladıktan sonra yani Kocaeli Spor'un kanat oyuncuları Barış ve Mendes takım savunmasına yardım etmeye başlayınca bu kez Fatih Karagümrük hücumda biraz tıkandı ve oyunu biraz daha Kocaeli Spor eline aldı. Ama ilk yarının sonlarına doğru tabii ki biraz yorgunluğun da vermiş oldu etkili. Karagümrük tekrar oyunu ele almıştı ki ilk yarı sona erdi 0-0'la. İkinci yarının hemen başında yine Kocaeli Spor'un bir baskısı vardı. Kocaeli Spor bu baskıyla birlikte de Oğulcan Çağlayan'ın bu sezon alışık olduğumuz tarzda atmış olduğu bir golle ceza alanı içerisindeki ikinci toplarda çok iyi pozisyon alıyor. Özellikle ilk toplarda bazen çok iyi pozisyon alamıyor ama ikinci toplarda Oğulcan Çağlayan çok etkili bir oyuncu. Fırsatçı bir golcü. Ya golcü demek de yanlış olur. Oğulcan Çağlayan bana göre esas itibariyle bir iç oyuncusu. Yani şöyle söyleyeyim. Kanattan oyun kurucu özelliklerine sahip 10 numara ya da işte sağ aç, sol iç oynayabilecek meziyetlere sahip bir oyuncu ama tabii ki Ertuğrul Sağlam, biraz sonra o konuya da gireceğim. Ertuğrul Sağlam onu gizli forvet olarak en uçta oynatıyor. Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle 1-0'a geçti Kocaeli Spor. Bu golden çok kısa bir süre sonra belki Kocaeli Spor taraftarı haklı olarak bence itiraz etmek konusunda haklı. Bence orada pozisyonda faul yoktu ama hakem Halil Umut Meler bir frikik verdi.
Frikik'te de topun başına geçen Doğaden'ın jenerik attığı bir golle beraberlik geldi maça. Ama bu golden sonra yani Kocaeli Spor hani oyunu tekrar ele aldı mı dersem yanlış olur. Sadece Markao'nun oyuna girmesiyle biraz daha hareketlilik kazandı oyun. Markao vs. Moraes düellosu hani maç öncesinde beklenilen düelloydu. Markao'nun oyuna girmesiyle biraz daha Kocaeli Spor hareketlilik kazandı. Ve son dakikalarda ise Markao'nun cezalarının içerisinde vuruşunu Emre Bilgin çıkarttı. Dönen topta orta açıldı ve ortada arka direkte Ray Mendes'in atmış olduğu golle Kocaeli Spor bugün 3 puanı kazanan takım oldu. Tabii şimdi şu noktaya geleceğim. Kocaeli Spor'la ilgili eleştireceğim noktalar, sonra Fatih Karagümrük'le ilgili eleştireceğim noktalar olacak. Biliyorsunuz Kocaeli Spor benim şampiyonluk favorilerimden birisi. Benim 3 tane şampiyonluk favorim var biliyorsunuz. Ankara Gücü, Kocaeli Spor ve Iğdır Futbol Kulübü. Fatih Karagümrük de yani Ümraniye Spor, Pendik Spor, Fatih Karagümrük, Bandırma Spor, Ahmet, Keçiören Gücü. Bunlar da benim playoff adaylarım. Yani Gençler Birliği'nde de teknik direktör değişirse Gençler Birliği'nde yine playoff adaylarımdan birisi olarak gördüğümü dile getirmiştim. Hatta 2 hafta öncesindeki bir Gençler Birliği maçı sonrasında Recep Karatepe olduğu sürece benim Gençler Birliği playoff adayım olmayacağını da dile getirmiştim. Şimdi Ertuğrul Sağlam'dan beklediğim bazı hamleler var benim. Şimdi büyük teknik direktörlük denilen bir şey vardır. Türkiye'de bilirsiniz en büyük teknik direktör kim derseniz yani başarıları itibariyle söylüyorum. Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Fatih Terim'dir. Yani Okan Buruk da gerçi hani şu anda o noktada ilerliyor. Bu hani başarılar anlamında o teknik direktörleri yakalamış durumda ama hani şu anda bildiğimiz kadarıyla en başarılı teknik direktörler Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli. Bu hocaların en büyük farkları şudur. Yani ortada imkan yokken bir anda genç bir oyuncu alıp oynatıp ve onu futbolu kazandırmaktır. Mesela hatırlatırım Mustafa Denizli 2000-2001 yılında Fenerbahçe'yi şampiyon yaparken Almanya'dan iki tane çocuk getirmişti 18 yaşında. Biri Serhat Akın, biri Ali Güneş. Serhat Akın Fenerbahçe'ye geldiği zaman kimse Serhat Akın'ı tanımıyordu. Yani Kenneth Anderson vardı, Elvir Baliç vardı. Serhat Akın 3. forvet konumundaydı. Serhat Akın hem Baliç'ten hem Kenneth Anderson'dan formayı alıp takım 1. forveti olmuştu. Yine Fatih Terim'e baktığımız zaman hani o Ünal Aysal başkanlığı dönemindeki Drogba'lı Schneider'li kadroda Semih'i alıp ilk 11'e yerleştirip Semih'i Türk futboluna kazandırmıştı. Yine Şenol Güneş'e bakacak olursak Şenol Güneş'in de Beşiktaş döneminde ve Trabzonspor döneminde çok büyük kazandırdığı oyuncular var. Örnek vermek gerekirse işte Beşiktaş dönemindeyken Oğuzhan Özyakupları falan tamam o çıkartmadı ama Oğuzhan'a mesela o büyük takımın kaptanlık pazumanlığına gidecek noktaya getiren kişi de yine Şenol Güneş'ti. Yani Ertuğrul Sağlam'dan aslında böyle bir hamle bekledim ben bugün. Yani baktığımız zaman bugün bu takımda 3 tane stoper var. Apindangoya, Caner Osmanpaşa ve Haşim. Keçeren Gücü'nden de hatırladığımız Haşim var. Şimdi Haşim zaten uzun bir süren sakatlığı var. Eldeki tek mevcut stoperler Apindangoya ile Caner. Caner de yok. Bugün yani Tarkan'ı orta sahada zaten sezon başından beri ön libero'da kullanıyorsun hocam. Yani altyapıdan bir tane oyuncu çıkartıp o noktaya koymak hiç mi aklına gelmiyor? Yani bu nokta mesela sorgulanması gereken. Yani Kocaeli Spor tamam. Kocaeli Spor tarihinin itibariyle baktığımız zaman çok altyapısından futbolcular kazandırarak Türk futboluna damga vurmuş bir takım değildir. Evet altyapısından oyuncular çıkartmıştır ama hani bir Sakarya Spor gibi bir ya da ne bileyim Bursa Spor gibi ya da bir Trabzon Spor gibi altyapısıyla övünen bir kulüp değildir. Sakarya, Kocaeli Spor daha çok bulup takıma kazandırıp parlatarak hani sattığı oyuncularla meşhur olmuş bir kulüptür. O yüzden yani bu noktada bence altyapıdan ya da hani genç oyunculardan bir stoper çıkartıp oynatsaydı bugün benim daha çok memnun ederdi. Bir de Ahmet Oğuz noktasında ya bu takımda şu anda en çok aksayan noktalardan birisi sağ bekte Ahmet Oğuz. Bence orada artık Mehmet Yılmaz'a formanın geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Markao da geldiği için Markao'nun artık önümüzdeki haftadan itibaren santrafor pozisyonuna geçmesini, Barış Alıcı'nın kulübeye Olcan Çağlayan'ın da sağ açık pozisyonuna geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Karagümrük tarafına gelecek olursak da Karagümrük bence bugün kötü oynamadı. Karagümrük zaten hani
eldeki kadrosuyla en iyi işleri yapmaya çalışan kulüplerden birisi. Karagümrük'ün net bir şekilde söyleyeceğim, savunmada problemleri var. Ya bu takımda Yiğit Efe stoper pozisyonunda, hani Jiloboji'nin yanında Yiğit Efe olmuyor. Orada biraz daha tecrübeli bir oyuncuya ihtiyacı var. Hani devre arasında oraya ne bileyim bir hani Arda Kızıldağ hamlesi gibi bir hamle gelebilirse savunmayı biraz daha toparlaması lazım. Fatih Karagümrük'ün. Onun dışında orta sahaya biraz daha takviye yapması gerekiyor. Yani bu takımın yerli rotasyonunu biraz daha güçlendirmesi gerektiği kanaatindeyim Fatih Karagümrük'le ilgili. Tabii gelecek hafta için şunu da söylemek gerekiyor. Gelecek hafta bir derbi var. Sakaryaspor Kocaelispor derbisi var. O tabii ki şu andan itibaren hem Kocaeli taraftarını hem Sakarya taraftarını heyecanlandıran bir derbi. O maçın sonucunu da merakla bekliyoruz. Fatih Karagümrük ise gelecek hafta kolay bir maçla geçecek. Onlar da yeni Malatyaspor'la oynayacak. Bakalım gelecek haftalar neler gösterecek, bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmında sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.